Redline'dan merhaba. Bugün Redline G50 modelini size kutu açılımını, cihazın özelliklerini anlatmak, tanıtmak istiyoruz. Redline G50 modelinde uydudan güncelleme var. Çanaklı ve çanaksız olarak kullanabiliyorsunuz. Çanaklı kullanabilmeniz için haliyle çanak anten bağlamamız lazım. Çanaksız kullanmak için de opsiyonel olarak bizim sitemizde de platformlarda da satılan uyumlu Wi-Fi anteni almalısınız. Wi-Fi anteni bağladığınızda cihaz size hazır kurulu bir şekilde geliyor. Wi-Fi anteninden ağ bağlantısını yapmanız yeterli olacaktır. Ağ bağlantısını yaptığınızda cihazın bir yıl boyunca RedShare dediğimiz hotspot çanağınız varsa eğer ikinci çanak, yabancı çanak kısmındaki şifreli kanalların bazılarını açabiliyor. Redline bir yıl buna destek veriyor. Cihazı aldığınız günden itibaren bir yıl süresi başlıyor. Cihazın içerisinde adaptörü, HDMI kablosu, garanti belgesi ve kılavuzu bulunuyor. Cihazı biz size gönderirken, bizim gibi firmalar size gönderirken cihazı hazırlayıp hazır bir şekilde gönderiyor. Kanal listesini içerisindeki Redline yazılımını yükleyip hazırlayıp RedShare'i bir yıl siz Wi-Fi'de ağ ayarlarına bağlandığınızdan itibaren başlıyor daha doğrusu. Xtreme uygulaması da mevcut. YouTube'a da girebiliyorsunuz. Bir yılda RedShare dediğimiz hotspot'un içerisindeki şifreli kanalları da çözme özelliğine sahip. Cihazın içerisinde iki tane YouTube var. İlk YouTube olan kısmı açılmıyor. İkincisinde Web YouTube kısmı var. Web YouTube'dan girdiğiniz zaman YouTube'daki tüm videoları erişebiliyorsunuz. Ekstra free bölümü var. Çanaksız, ücret ödemeden cihazın içerisinde yüklü yazılım ve desteği, Redline'ın desteği sayesinde süresiz olarak Free IPTV bölümünden, Free bölümünden izleyebiliyorsunuz. Cihazı çanaklı da kullanabilirsiniz. Bu özellikleri kullanmayacağım. Uygun, kaliteli bir marka, bilinmiş bir marka, sektörde yeri olan bir marka istiyorum. Ancak çok paralar vermek istemiyorum diyorsanız da bu cihazı Wi-Fi anteni olmadan, uyumlu Wi-Fi aparatı kullanmadan çanak anteninizi direkt bağlayarak da kullanabilirsiniz. Cihaz 2 yıl garantisi var. Az önce de belirttiğim gibi kanalları, yazılımı, her şeyi yüklü, hazır bir şekilde geliyor. Çanaklı kullanacaklar için problem değil. Direkt çanak anten bağladığınızda cihazı HDMI kablosuyla HD televizyonlarınızda kullanabiliyorsunuz. HD olmayan, Full HD olmayan, HD olmayan cihazlarda tüplü televizyonunu kullanacağım ben derseniz eğer cihazın AV out girişi var. Kutu içeriğinde yok. Opsiyonel olarak alabiliyorsunuz. Bir tarafı kulaklık dediğimiz AUX girişi, diğer tarafı SCART'lı ya da 3 renkli kırmızı, sarı, beyaz renkli olan kabloyu da alıp bununla uyumlu olanı almalısınız. Her model içinde uymuyor. Kullandığınız, taktığınız zaman direkt televizyonunuzda tüplü olarak da kullanabiliyorsunuz. Cihazın internetten güncellemesini Wi-Fi ile yapabilirsiniz. YouTube kısmını, RedShare dediğimiz bölümünü, özellikleri Wi-Fi anteni olmadan yapamıyorsunuz. Cihazın birazdan özelliklerini size televizyona bağlayıp göstereceğiz. Cihazın kutu açılımını yapacağız. Daha sonrasında televizyona bağlayacağız. Özelliklerini size oradan da anlatacağız bu anlattıklarımızı. Kutu içeriğine bakacak olursak mini uydu cihazı. Çanak anten bağlamak isteyenler buradan direkt bağlayacak zaten. Cihazın HDMI girişi, az önce bahsettiğim AV out girişi, adaptörü ve LED'li display gözü, televizyonunuzun önünüze yapıştırabileceğiniz göz kısmının gireceği yer burası. 2 adet USB girişi var. Askı aparatı bağlayıp montajını yapabiliyorsunuz. Orijinal kendi kumandası çıkıyor ürün içerisinden. Işıklı göz display. Burada hangi kanalda olduğunuzu gösterebiliyor. Diğer tarafında cihaza bağlayacaksınız. Adaptörü var, pili var, kullanım kitapçığı, garanti belgesi var. HDMI kablosu var. Şimdi televizyona bağlayıp bu ürünün detaylı incelemesini de beraber yapalım. Cihazı televizyona bağladık. HDMI kablosuyla görüntüyü aktardık. Çanaktan gelen kabloyu ve uyumlu Wi-Fi adaptörünü cihaza bağladık. Uyumlu Wi-Fi adaptörü 5370 olmak zorunda. 5370'ten hariç görmüyor. Cihazın önce ayarları ve diğer güncellemeleri yapmak için Wi-Fi bağlantısını yapmamız lazım. Şey hazır zaten. Wi-Fi bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Dükkanımızın Ata Elektronik modem gördü. Şifre bölümüne geliyoruz. Zaten iki tane seçenek var. Yukarı çıktığınız zaman şifre bölümüne gelir.
Şifre kısmını okeylediğiniz zaman klavyesi geliyor. Klavyeden de Wi-Fi şifrenizi yazıyorsunuz. Wi-Fi şifrenizi yazdıktan sonra hafızaya aldıracaksınız. Sarı tuşla kaydet dedim. Tekrar kaydet diyorum. Kaydet dedikten sonra en üstte gördüğünüz gibi dönüyor ve bağlanması için bekliyor. Bağlandıktan sonra gördüğünüz gibi işaret koydu. Tik işareti. Şu an modemimizle eşleştirdik. Wi-Fi anteni bağlı iken. Buradan çıkıyorum. Eğer kendiniz yapmak istiyorsanız TKGS ayarlarına girip zaten hazır ve sıralı gelecek size. TKGS yapılmış olarak gelecek. Ben tekrar yapmak isteyenler için bu videonun içerisinde videoyu izleyerek siz de yapabilirsiniz. TKGS modunun içerisine girdiğinde kapalı konuma getirdiğiniz zaman kapalı konumdayken istediğiniz kanalları istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Bunu TKGS kapalı olarak yapmanız lazım. Eğer bunu otomatik hale getirirseniz size kanal düzenlemesini, silmesini, kilitlemesine izin vermeyebilir. İşlemleri TKGS'yi yaptıktan sonra burayı kapatabilirsiniz. Güncelleme otomatik olarak seçtim. Güncellemeyi başlat diyorum. Çanak anten bağlıyken yapabilir bunu sadece. Çanak anten olmayıp da çanaksız kullanacaklar bu bölümü yapmasına gerek yok. Zaten yayını çanaksız olarak birazdan göstereceğim menüden girecek. Şu anki en son tarihli kanal listesini güncelledi. Güncelledikten sonra tekrar yapmak istemiyorum. Kapalı konuma getiriyorum. Çünkü bazı ayarlamalara izin vermiyor. Eğer siz bunu otomatik halde bırakırsanız çanak anten kullanıcıları otomatik olarak yeni yazılımda, yeni kanal listesinde, yeni değişen kanallar varsa eğer otomatik olarak burada kendisi ayarlayacak. TKGS ayarlarını yaptıktan sonra kanal sıralamasına, kanal görüntü kalitesine bakalım bir. Bu da sıkça sorulan sorulardan bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Kanal geçişleri kablo kalitesine ve kablonuzun çanak antenle uydu cihaz arasındaki mesafeye göre de değişir. Bu bir kriter değildir aslında. Ama cihazın kanal geçiş hızları 1-2 saniye aralığındadır. Kanal geçişleri de çok çok kötü değildir. Uygun fiyatlı cihazlar olmasına rağmen kanal geçişleri de güzeldir. Dediğim gibi kanalların ilk önce sıralaması HD olarak gelir. Ondan sonra SD yayınlar olarak karşınıza çıkar. Bütün kanallar mevcut. Yorum kısmında bize sorulan sorulardan bir tanesi de şu yönde. TKGS güncellemeyi yaptım. Kanal listesinde bazı kanallar geliyor ancak kanalda sinyal yok uyarısı veriyor şeklinde. Sıkça sorulan videolarımızın altında sorulan sorulardan bir tanesi bu. Eğer siz TKGS güncellemesini yaptığınız halde kanalın frekansına girdiğinizde kanalı onayladığınızda sinyal yok diyor ise sizin orada ya kablo hattınızda bir şase durumu vardır ya da merkezi sistem kullananlar için size gelen kablo sinyalinde düşüklük yaşıyor olabilirsiniz. Bu buna tekabül eder. Bu buna yönelik bir sinyal zayıflığı olabilir. Kanal geçişleri bu şekilde. Kanal düzenleme kısmını göstereyim hemen kısaca. Menü içerisinden kurulumun altına geldiğiniz zaman kanal yöneticisi içerisine girmeniz gerekiyor. Kanal yöneticisi içerisine girdiğinizde en altta renkli tuşlar olarak size gösteriyor. Taşımak istiyorsanız sarı tuşla taşımanız gerektiğini, mavi ile kilitleme, silme de kırmızı olarak, isterseniz kanalın adını değiştirebiliyorsunuz yeşil tuşla. Şimdi ben bu kanalı önlere bir yere almak istiyorum. Sarı tuşa basıyorum. İsterseniz grup halinde seçerek, isterseniz de tek tek yapabiliyorsunuz. Onu İngilizce olarak yapmışlar ama altta da iki tane renk seçeneğiyle veriyor size. Üzerine gelip OK tuşuna bastığımız zaman size kanalın yanında işaret veriyor. Bunu istediğiniz yere sizinle beraber götürdüğünüz zaman sizinle beraber geliyor. Bu kanalı başlarda bir yere alıp OK tuşuna bastığım zaman orada kalır. Exit tuşuyla çıktığınız zaman da hafızaya otomatik alıyor. Grup halinde yapmak istiyorsanız yeşil tuşa basıyorsunuz. Burada hangisini seçerseniz birden fazla seçebiliyorsunuz. Seçtikten sonra istediğiniz yere götürüp nerede olmasını istiyorsanız eğer OK tuşuna nerede olmasını istiyorsanız sarı tuşa basıp oraya
size komut olarak söylüyor. Birinci sıraya alacağım dediğiniz zaman direkt birinci sıraya getiriyor hepsini sıralı bir şekilde. Otomatik olarak çıktığınızda hafızaya alsın mı? Evet, tamam diyorsunuz. Çıkış yapıyorsunuz. Sonraki bir önceki moda geçiyor. Kanal düzenlemesi kanal yöneticisinin içerisinde. Şimdi ağ yapılandırma sistem ayarlarının içerisinde saat, tarih, ekran ayarları, şifre değiştirmesi gibi birçok uygulamayı da buradan görebilirsiniz. Medya merkezinin içerisine girdiğiniz zaman cihazda 2 adet USB girişi var. 2 adet USB'de video, müzik ve resim gibi birçok cihazın uyumlu olduğu formatlarda kayıt bile yapabiliyorsunuz. Yaptığınız kayıtları buradan da izleyebiliyorsunuz. Güncelleme kısmına girdiğiniz zaman cihazın bir diğer özellikleri de burada. Yazılım güncellemek isterseniz cihazın internetten güncelleme ve USB'den güncelleme şeklinde yeri var. Ekstra olarak yaptığınız güncellemeleri veya cihazın şu anki halini yedeklemek isterseniz de yedek alabiliyorsunuz. Bir yeri geldiğimde az önce de söylemiştim. 2 adet YouTube girişi var. Şu anki bu tür cihazlardaki YouTube arayüz uygulamasında yazılımsal ve telif hakları ile ilgili problemler yaşandığı için Redline'ın bu modelinde web YouTube kısmı var. Web YouTube kısmı normal YouTube gibi istediğiniz gibi çalışabiliyor. İstediğiniz gibi videolar izleyebiliyorsunuz. Hangi videoyu izlemek isterseniz veya arama butonuna yazdığınız zaman hangisini arattırırsanız o videoları bulup karşınıza çıkartabiliyor. Ata Elektronik YouTube kanalını yazayım mesela. Kendi reklamımızı da yapmış olalım bu şekilde. Ata Elektronik yazıp sarı tuşta tamam dedim. Ata Elektronik'in YouTube kanalında size hangi yayını izlemek istiyorsanız üzerine gelip açtığınız zaman yayını size karşınıza getiriyor. Tabii bu internet hızınıza, modemle Wi-Fi arasındaki mesafeye göre de videonun bu şekilde de izleyebilirsiniz. Çıkış için exit'e bastığınız zaman bir önceki video bölümüne geliyor. Tabii sol taraftan da istediğiniz gibi hangisini açmak istiyorsanız YouTube'u herkes kullanabiliyor zaten. Girip videolardan da bağlanıp yayını açabiliyorsunuz. Exit tuşuyla çıkıp bir önceki menüye tekrar geleceğim. Free TV bölümüne girdiğiniz zaman çanaksız kullanacaklar için Free TV bölümü yapılmış. Free TV bölümünün içerisine girdiğiniz zaman da direkt otomatik bağlanıyor. Kanal listesi var. Bunu kendiniz değiştiremiyorsunuz. İçerisinde bir sürü yayın var. 300 küsür tane yayın var. Yeşil tuşla istediğiniz gibi farklı dillerde izleyebilirsiniz. Çok fazla seçenek yok çünkü birazcık da uygun cihaz olduğu için uygun tutulmuş, az tutulmuş yayınlar içerisinde mevcut. Kanal geçişleri IP internet üzerinden olduğu için tabii biraz daha yavaş. Buradan da çıkış yapıp bir önceki menüye geldiğimizde Xtreme menüsü var. Xtreme menüsüne girdiğiniz zaman da kendi IPTV aboneliğiniz varsa buradan da o girişleri yapabiliyorsunuz. Yaklaşık 10-15 bin adet IP yayını alabiliyor. Buradan da kullanıcı bilginizi yazdıktan sonra giriş yapabiliyorsunuz. En sonda da söyleyeceğimiz özellik süper ayarlar içerisinde siz burayı değiştirmeyin. Bu size hazır geliyor. RedShare bölümü var. RedShare bölümünde de Hotbird'ün içerisindeki şifreli kanalları Redline'ın destek verdiği süre içerisinde bir yıl boyunca izliyorsunuz. Buna herhangi bir değişiklik yapmayın. RedShare açık olarak gelecek size ve uygulamaya kullanmaya başlayacaksınız. Cihazın belli başlı uygulamaları bu şekilde. Ata Elektronik YouTube kanalını takip edip abone olursanız teşekkür ederiz.